Evet. Oku işte. Oha, dinle dinle. Ah, gözlüğüm yok. Ben okuyorum ya. Çiçeğe getirmiştim. Sevenden sevilene hasta oldun, üzdün beni. Eve geldin, gönlümü açtın benim. Beni sana bağlayan duygu budur sevgilim. İşte seninleyim, yaşam sevincim. İşte seninleyim, yaşam sevincim geldi benim. Ömrüm var oldukça seveceğim seni. Sevgililer, günün kutlu olsun. Açmam canım. İçine yazdı mektup. Çok güzel maşallah. Evet. Evet. Nasıl başlıyorsunuz? Ben başlayayım sonra genel mi konuşalım? Projeyle ilgili genel bir evet. Bilgilendirme yapalım. Böyle bir projeleri var. Ben anlatayım. Ben anlatmayayım size. Bunlar daha iyi. Çok yazdınlar. Yani biraz şöyle çıkıyor. Oradan keseriz. Şimdi bizim geleceğimizi öğrendiğinizde Hayat hocamızdan nasıl hissettiniz? Mutlu oldunuz mu? Tabii. Valla şu yaşa geldik 58 senenin sonunda 4 dörtlük hala aynı şeye devamız. Bu 58 sene zarfında dağdan buna böyle vurmuş insan değilim. Bu herhalde sevgiden ileri gelir. Gel şöyle gel biraz daha yakından al. Misafiri çok severdim. Sesler çıksın. Ben İstanbul'a gittiğim zaman yalnız olduğum vapurdan böyle İstanbul'u seyrederken sanki görmüyor gibiydim. Yani bu yanımda olmadığı zaman bir şeyi kolay kolay görmem ben. Oh, ne güzel. Maşallah. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Peki hani kendinizi tanıtır mısınız genel olarak? 1932 senesinde Adana'da doğdum. Evet. Devam edin Akif. Devam edin. Ben çok kısa not alabilir ama. Evet. Ben yetiştiririm. Siz de kafanıza göre. Çınarlı Mahallesi'de doğdum. Çınar. Evet. 46 senesine kadar orada evimiz vardı. Altı kat köprüsünün öteki tarafında köprü yapılmadan evvel. Aynı zamanda Tepe Bağı'nda bir evimiz vardı. Biraz derin oluyor işler de. Anladım. İçinizden nasıl geliyorsa. Sorun değil. Orada dört hisseleri vardı. Ablamın bir hissesi vardı. O bir hissesine karşı biz Kuruköprü'deki evimizi verdik ona. Yani kardeşler arasında bir sevgi bağı fazlaydı. Yoksa bir evi bağışlamak bir kişiye şeydir. Herkes yapmaz bu işi. Ben 46 senesinde ben İstiklal Ortaokulu'nda ikinci sınıftaydım. Bu arada sabahları ezen saatinde kalkardım. Çörek satardım. Evden kalkacağıma kendi koluma takardım. Döşeme mahallesine gidip çörekçi fırını oradaydı. Hala da orada. Çöreğimi alırdım oradan. Bu yolları teperek Köprü Köyü'ne giderdim. Köprü Köyü'nde simidi satabildiğim kadar satardım. Kalanından eski garajların oradan tekrar evimize gelirdik. Eski garajlar dediği şimdiki merkez caminin olduğu yer. Köprü Köyü'ne gitmemin nedeni de Köprü Köyü de değil, üniversitenin oralar. Köprü Köyü'ne gitmemin nedeni de bir simidi verdiğim zaman çocuk bana bir yumurta getiriyordu. Komşular simit 5 kuruştu. 6 kuruşa satıyordum komşulara yumurtayı. Yani bir kuruş kazanıyordum. Günlük kazancım azami 150 kuruştu. Bu arada 46 senesinde zaten harp zamanları ki yani sıkıntı çoktu. Efendim 46 bu arada savaş? Biz İkinci Dünya Savaşı. Evet. Tepabağ'a taşındık. Tepabağ'a taşındık. Benim çörekçilik işi gene devam etti. Ama okuma güçlüğünü çekiyorduk. Tepabağ'dan otururken
Köprü köyünden gelirdim eve, ayaküstü yiyeceğimiz ne vardı? Zaten evde buzdolabı yok. Hiçbir evde de hemen hemen yoktu. Radyo yok. Kitaplarımı kapardım yayan İstiklal Ortaokulu'na giderdim. İstiklal Ortaokulu şu an nerede peki? Eski Saçan Karakolu bilir misin? Neresi? Eski Saçan Karakolu. Kuru Köprü. Kuru Köprü ileride. Döşeme. Doğu tarafında. Ben bilirim, İstiklal Ortaokulu mezunuyum ben de. Tekrar eve geldiğim zaman, tekrar ev dönüş eve geldiğim zaman simit bitmemişse cama kendini tekrar aldım, simite çıkardım. Velhasıl okulu bıraktım, kunduracılık mesleğine girdim. Benim girmiş olduğum meslek Adana'da sayılır bir kunduracıydı. Çok güzel bir sanatkar oldum. Ve ayakkabıyı yaptığım zaman, inanır mısın, çalışırken böyle yaptığım ayakkabıyla taşıya koyup seyrederdim. O da seviyorum. Sevgiyle yapınca. Kıssadan ise işinizi seveceksiniz. Evet. 50 senesinde temiz ayakkabıcılıktan biraz hızlı yere geçtim. Büyük Saat'a taşındım. Evet. Orada çok samimi, sevdiğim bir Ali Hikmet abimiz vardı. Çok değerli bir insandı. Bunun yanında askere gidene kadar yanında kaldım. Bu adamcağız rahmetli nişanlıydı o zaman. Akşam evine gittiği zaman yanımızda bulunan çırak arkadaşlara biraz şey verir, moral verirdim. Evden yemek getirirdim, oturup tertemiz yapılan masayı yapardık. Beraber yemek yedik çocuklarla. Yarına yapılacak olan işin dörtte birini yapardım akşam. Ustam sabahleyin gelip şaşırırdı. Askere gidene kadar ben bu adamcağızın yanına kaldım. Ve 53 senesinin 7. ayında askere gittim. Bandırmaya gittim. Bandırma'da bir müddet kaldıktan sonra Kore Birliği'ne er seçiyorlardı. Bu arada Bursa 6. Tümen'den Cabay geldi. Bando bölüğüne er seçiyor. Böyle şehir çocuklarından falan dudaklarına bakarak, yani alet çalmak şeyine uygun olarak. Efendim, ben bir adım öne çıktım. Bunu da bana üstlenmenimiz dedi ki, ha bu arada daha Kore mevzuatı yokken çavuş imtihanı çıktı. Onbaşı imtihanına girdik, onu kazandık. Ondan sonra aynı günden bir iki gün sonra işte yarbay geldi, bando bölüğüne, Kore birliğine er seçiyor. Bu işten anlayanlar falan çıksın dedi. Ben bir adım öne çıktım. Baktı dudaklarıma falan dedi. Tahsil şeyine sordu. Benim dediğim zamanlarda yani orta ikiden ayrılmış insanlar çok yoktu yani. Biz şimdi ikinci sınıftan sonra...